بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته الله رحمة سن كازم باشا مزار النور لا إمام حسين عليه السلام مبارك دينجا باشنه كسن مبارك كسن Sinan bin Enes'e sanki de böyle demiştir. Basma zalim sinema arşi ilahi andadır. Kalp diğerler namına hak ve gahi andadır. Ruha olmuştur mübeddel cismimin mahiyeti. Munceli görmekteyim ruhimde rahmaniyeti. Söyle ey zalim meğer bu tehtigahi izzeti. Boş mu sandın padişahlar padişahı andadır. Sevgili seyirciler bildiriniz eşittiriniz gibi. Geçen konuda da tabi konuşurdu. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ehli beyti, ayalı, kadınları, bacıları. Bunlar tutsak olarak gönderildiler. Kerbela'dan Kufe'ye ve Kufe'den Şam'a. yani Dimeşka çünki Obeydullah bin Ziyad ki Yazid'in valisi idi bu Murat məktub yazdı Yazidə və ondan cavab bəklədi Yazid də əmr verdi ki o əsirlər tutsaqlar və o kəsilmiş başlar şəhidlərin başları hepsi bular tömü Şama halifenin yanına Dimeşk'a gönderilsinler. Bunlar gönderildiler. Ve bu uzak yolu develer üzerinde bu tutsaklar çok aziyet, zahmetler çekerek katlı, çok zulümleri katlanarak ulaştılar Şam'a Yezid'in olduğu ülkeye, bölgeye. Dimeşka Ceyrun e, tepesinin yanından mübarek başlar göründü. Bu khabis ol, khabis yezide. Ve bu khabis başladı bu şiirleri demek. Lema bedet tilkel humulu ve eşraqat tilke şumusu ala ruba ceyruni. Sa'iqal ve na'iqal gurabu fe kultu أو لا تصح فلقد قضيت من الغريم دُيُونِي Perturlo زرفة إدراك ومبارك بشلر وخبير شِعْرٍ الندير وغنشلر قال لجيرون كبار يَهْنِدَا من اشتيم قرغا ساسلان أما قرغايد يدير ما faydası yoktu. Artık düşmandan borçlu kimseden borçlu kimseden borcumu aldım, düşmandan hakkımı aldım. Yani Hüseyin bin Ali Peygamber sallallahu aleyhi ve, ve sellem'in torunuydu. Atası Ali bin Ebi Talib. Ali bin Ebi Talib aleyhisselam bilirsiniz. Belhassa Bedir'de, Uhud'de Yezid'in atalarından bazı kimselerinden olan müşrikleri filinciyle gebertmişti. Cehenneme göndermişti. Utbadi, Şeybadi, Validdi, Havvaladid. Onun için Yezid İbni Muaviye bu şehrinde yani diri علي بن ابي طالب تان بيغن بردان من انتقام مؤاضم حق مؤاضم اني قال اروا الشعر كي بو خبيث ديردي لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل ليت اشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من واقع الاسل لاهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشاء كاش كده Ee, kocalarım, ecdadım, cedilerim, indi hazır olaydılar ve hemen eline sağlık ey Yezid diyeydiler. Çünkü intikamlarını aldım. Bedir harbinde Ali ibn Abi Talib. Bedir harbinde Müslümanlar 70 müşriki cehenneme gönderdiler. 70 müşrikin 35'ini Ali ibn Abi Talib tek yalhuzca'sına gebertti cehenneme gönderdi. Onlardan üçü e, Yezid'in amcasıydı ve kocasıydı, dayısıydı. E, yahut Yezid'in atasının dayısıydı. Muaviye'nin hem ceddisi, hem atası, hem kardeşi. Bu üçü de Ali ibn Abi Talib'in kılıncıyla cehenneme gönderilmişti. Hatta bir Risale'de bir mektupta İmam Ali Aleyhisselam Muaviye'ye cevap olarak diyor ve inne seyf allazi azabtu bihi ceddek ve halak ve ahak o kılıç ki senin ceddini e, kardeşini ve dayını öldürdüğüm kılıç hele de yanımdadır. irtəhedilidik bir, bir məktubuna cavab olaraq bu turla deyir. Yazid ibn Muaviya bu sözü deyincə əbu e, sözü deyir ki, "Falaqad qaway tuminal garimi duyun" yani Ali ibn Abi Talib mənim hocalarımı, atalarımı cəhannəmə göndərmişdi, öldürmüşdü. Mən də indi onların intiqamını aldım, haqqlarını aldım. Ali ibn Abi Talib oğlunu, peygamberin torununu və Kufa ya sahabelərini öldürdü. Hər nə isə sözümüz burdadı ki, əsirlər tutsaqlar Kerbaladan Kufəyə, Kufədən də Şamə olaştılar. Çox əziyyət atlanarak, çox azabları, işkencələri görərək dəvələrstə. Bəzi rivayətlərə görə çıplaq dəvələrin üzərində getdilər. Hətta əziyyət çox çəksin. Rivayetlerin dediğine göre, bazı rivayetlerin dediğine göre, Safar ayının birinci günü bu tutsaklar ulaştılar. Demeşka, Şam'a Demeşka. Ve Safar ayının girmesinde aynı bu tutsaklar döndüler başlarla birlikte Kerbela'ya. Bu mesele, yani Kerbela'ya dönünce bunlar safarın girmesi oldu. Yani Muharrem'den ne kadar on Muharrem'den nence sonra edri? 40 gün sonra. Dekik bir şekilde 40. gün bunlar dönüpler. Bu kırkıncı gün döndüler dedik, bazı rivayetlerin dediğine göre. 40 denildi bugüne. 40. güne. Onun için bu hususta ziyaret çoktu, sözler çoktu ama aynı halda şek edilen, şek eden kimseler de alimlerden çoktu. Yani şek buradaydı ki bu müddette, bu 40 günde edebilmezler bu esirler, bu mesafeni bunca, mesafeni tayy etsinler, yetsinler. Kerbala'dan Kufa'ya, Kufa'dan Şam'a bir de Şam'dan dönsünler. Bunlar hepsi 40 gün olsun zahmetti bu. Çünkü mesafe yol uzak bir yoluydu. Belki de bin kilometrelik idi. Ve bunlar netçe gün kaldılar Kufe'de. Ondan sonra neçe gün Şam'da kaldılar. Kimi alimlerimizin denildiğine göre ziyaret-ül erbain doğrudur. Ee, iyi bir şeydi, savabdi, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı ziyaret etmek var. Lakin 40. gün bunlar bu esirler, tutsaklar ulaşmışlardır. Kufe'ye yok, yahut yok, diğerler yok. Hayır, ulaşmamışlardır. Onun için bu rivayetlerde teşkik eden, şekke düşen kimselerin, yahut bu rivayetleri kabul etmeyen, reddeden kimselerin karşısında bazı Alimler de din alimleri e, teekid etmişlerdir, vurgulamışlardır. Demişlerdir ki bu rivayetler sahihti, doğrudu, düzdü. Yani 40. gün ulaştılar İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ehli beyti ulaştı. Bir de Şam'dan Kerbela'ya ve mübarek başları da cesedlerin yanında toprağa verdiler. Eğer bu doğru da olsa biz biliriz. Şam'da da Rasul Hüseyin var diyorlar İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın başı orada. Bir de Mısır'da da bir makam var diyorlar Hüseyin İbni Ali'nin başı orada. Orada defne olunup Her halde malum olmur Ta ki biz hiçbir tarafa eğer teykit edebilmezsek hiçbir taraftan hiçbir alimin sözüne tekil edebilmesi her neyse bazının tekil ettiği sözler akla sığar evet. yakın olur. O ki meşhurdu, ün bulmuştu. Cabir ibn Abdullah el Ansari. Bu adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinden biriydi. İyi insanıydı. Bu adam Öz kölesi Atiyel Ufi ile birlikte geldi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mübarek kabrine salam verdi, ziyaret etti. Diyirler bu 40. günüydü geldi Ama acaba Cabir gelirken, Cabir ulaşınca Ehli Beyt de ulaşmıştı. Kimi rivayetlere göre bu türlüdü Yani Hüseyin'in Ehli Ayalı, ehlibeyti Beyti. Şam'dan ulaşmışlardır Kerbela'ya. Cabir İbni Abdillahil Ansari'nin ulaştığı saat. Bunlar akıldan uzaktı, hakikatten uzaktı. Kimi alimlerimiz tekit edir buna, kimi de kabul etmir. Belki de Cabir Medine'den, Mekke'den gelmemişti. Olabilsin Kufa'daydı yahut Kufa'nın etrafında bir yerdeydi geldi. Yahut bu iki gözden aciz adam Medine'den ne türlü ulaştı, geldi, Atiye ile birlikte bu yolu kat etti. Akla sığmayan bir şeydi ama gelmeli Kerbala'ya yakın bir mantıkadan. Kufa'da olabilsin bir kadar e, asan yollar bulabildi ve çıkıp gelebildi imamın mübarek kabrini ziyaret etmek Cahberin gəlməyi, ziyarət etməyi məşhurdur kitablarda, tarixi riwayatlarda. Sevgili seyircilər, səbir aradan sonra bu sözləri davam edər inşallah. Evet sevgili seyirciler, Cabir ibn Abdullah el Ansari İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mübarek kabrine geldi. 40. gün yahut 40. gün şahadetinden İmamın şehadetinden 40 gün sonra geldi. 40'tan evvel geldi. Ya 40 günden sonra geldi. Her neyse gelip ziyaret etmişti. Kitapları, tarih kitaplarında bu kayıt edilip tekit edilmiştir geçmiş zamandaki alimlerimizden ve bazı çağdaş alimlerimizden dedik 40 hadisesini olayını inkar etmişlerdir. Yani 40. gün Ehli Beyt ulaşabilmiştir Kerbela'ya bir de Kufa ve Şam'ı dolandıktan sonra bu demişlerdir akla sığmayan bir şey. Ama e, İmam Hüseyin Aleyhisselam için 40. günü bir türlü de taziye tutmak, yas tutmak, matem tutmak ve ziyaret etmek bunda şek şüphe yoktur ki büyük sevablardandır. Hüseyin İbni Ali Seyyidi Şabab-ı ahl Cennet, kırk kelimesi çok yerlerde teekid edilmiştir. Belki de o teekidlerin ağırlıca olabilsin kimi alimlerimiz işaret etmişler yahut kimi raviler rivayet edenler demişlerdir. 40. gün ziyaret var idi. Yani 40. gün Zeynep bint Ali ve Ali ibn Hüseyin ve kafile beyt qafilâsi, Şam'dan bir de dönüp Karbalaya ulaşmışlardı. 40. yani 40 neçe neçe yerlerde dini ve rivai yerlerde dinsel موضوع لاردا قوانلار دا، شوخ استعمال ولون مشط. مثلاً، بو علبو، ده بيرسوزار، بل كده حديثي كمال العقل في الأربعين من العمر. أجر حديث، أجر حديث، لو اكتب بيرسوز. إنسان عقله كامل لارنا زمن، مان الجيل، قرخ الجي، يعني قرخ erdi olaştıktan sonra aklı kamil, yani yani kamil, kamil olar ya gənclərə bu səbəbdən gənc qismində yerlər beyini qan yani hələ çox bişiməmiş nadic deyildir aqli kamil olmamışdır kemalul aqli fi al-40 min al-umr məsələn 40-ci ilində insanın aqli kamil olar yaxud

ve jarati yanabul hikmeti min qalbihi ala lisanihi. Başka bir hadiste mesela gelmiştir. Şaribul hamrin, meşrub içen kimsenin 40 gün namazı kabul edilmez. Belki de 40 gün eğer terk etmişse 40 günde kulli bedane ve tüm bedane cismi temizlenir. arakın meşrubun eee çirkinliğinden, necisliğinden, pisliğinden Ondan sonra imkanı var namazı kabul olsun. Hadiste gelmiştir bu türlü dışarı bil hamrın 40 gün namazı kabul olmaz. Hadislerde gelmiştir. Semavat ve yer, asman ve yer İmam Hüseyin aleyhisselam için 40 gün ağladı. Tabii bazı alimlerin Semavatın, asmanın, yerin ağlamasına delillər vardır məsəl misal örnək Qurani-Kərimdən deyirlər. Ayəl-kərimə Duhan surasında buyurur: Bismillahir-rahmanir-rahim. Fama bəkət alayhimus-semâ'u vel-ardu vəmâ kânu munzərin. Allah təala Quranda o qəzəbi etdiyi kimsələrin haqqıdır bunlar için nə semavat ağladına yer. Belki de bu kinayet mecazi bir tabirdi bilmiyorum. Kimi alimler ile e, asman ve yer ağlar ve ayette de gelmiştir. Asman ağlamadı filan kesler ama acaba hakiki ağlamaktı. Has özel bir ağlaması var asmanın yerleri her neyse. Bu sözler gelmiştir tarih kitaplarında, safhalarında. Ki semavat ve yer Hüseyin İbni Ali aleyhisselam için 40 gün ağladı. Ve 40. Erba'in yani İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinden katledilmesinden 40 gün sonra 40. gün onu yani imamı ziyaret etmek kendisini ve sahabelerini büyük bir sevaplardandır. bunda şek şüphe yoktu. Onun için Erba'in ve ziyaretul Erba'in kurulmuştur. Ve hadislerde tekil edilmiştir ki gece namazında yahut başka bir vakitlerde insan mümin kimse başka diğer 40 mümin için dua etmesi büyük sevaplardan. O da çünkü muhabbet eğer kalplerde, yürekler dua edenin kalbinde ve eğer dua edilen kimseler de eşittiyseler ki filan mesela dua etmiştir kendileri için. Onların hepsinin yüreğinde muhabbet olar. Onun için Allahu Teala peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tek, tekil etmiştir. ...hadisinde... ...yahut namazda... ...gece namazında kırk mümin kimseye... ...dua edilsin. Ziyaretul ül Arba'in... ...Arba'in ziyareti... ...hiçbir kimsenin, hiçbir... ...Peygamberin, Evliyanın hakkında... ...mustahaptır, sevaptır... ...diye gelmemiştir... ...zikredilmemiştir. Fakat... ...yalnız Hüseyin İbni Ali... ...Aleyhisselam'ın hakkında... ...denilmiştir. Tabi bir rivayet var... متأكد لار وارد شو أربعين يعني قرخ كلمة سنين قرخ عدادنا قرخ عدادنا قرخ كلمة سنة تأكيد لار وار حديث لار روايات لار دا شو خير لار ولكن أم إمام حسين عليه السلام الحق دا زيارة الأربعين أربعين زيارة حق دا تأكيد هيد لان اه روايات ديال لار إمام Hasanul al Askari alayhisselamdan her nesaz ziyaretu'l-arba'in 40. 40 ziyarat rivayetlerde ve tarihi şahitlerde delillerde çok gelmiştir. İmam Hasanul al Askari alayhisselamdan bir hadis rivayet edileri eğer mutevatır ise doğruysa demiştir. Mümin kimsənin 5 əlaməti var. Biri ta'firul cebindi, biri sağ ələ yüzük taxmaqdı, biri 51 bir rük'ət namaz da hər gündə, biri də ziyarətul 40 idi. Acəb ziyarətul 40. Yəni 40 mümin kimsəni ziyarət etməkdi. O uzaq görünür. Əgər bu hadis tamamilə doğruysa, yəni Hüseyn ibn Ali alayhis salamı ziyarət etməkdə ziyarət etməyi ifadə edər. وإلا بالحديث الإمام حسن العسكري عليه السلام نسبة وير المشتر وعين حلضة حديث وارد الروايات وارد الإمام صادق عليه السلام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه صفوان الجمال أدلي أرخداشنا دوستنا أربعين زياراتني غيرات يعني 40 da ziyarət oxruq salam verirdik İmam Hüseyn Aleyhisselam'a, İmam Sadiq Aleyhisselam bu türlü bir ziyarəti e, öyrətmişdir Safvan el-Cemmal. 2 baxım 2 baxıma görə iki, bakım, iki, iki cənibtdən əhəmiyyəti vardır. 40-in 40 ziyarətinin bir digilər ki əsirlər tutsaklar İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ehl Beyti Şam'dan döndü Kerbela'ya ve başları getirdiler. Bedenler yanında toprağa verdiler, Defnettiler. İkinci bir ehemmiyyati Cabir İbni Abdillah İl Ansari Peygamberin sahabesi Aziz sahabelerinden olan biri Cabir İbni Abdillah İl Ansari Selamullahi Aleyh 40. gün yani İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinden, şehit edilmesinden 40 gün sonra 40. gün ziyaretine gelebilmiştir. Çünkü kadagallık da çok uymuş. Engeller çok varymuş. Ee, Ziyad'ın korucuları, askerleri, hebisler bunlar milleti e, man edildiler, koyurdular. Kimse ulaşabilmirdi. Ama Cabir gelmişti. Her neyse Cabir Atiye ile kölesi kulu At Ufi ile birlikte geldi. Ziyaret birinci ziyaret eden değiller. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı birinci ziyaret eden Cabir. Ama 40. gün gelmişse çok ertelenmiş. Ertelenmiş. Yani biz öz Türkmen camizler yarın gece kalmış. Belki de bazı rivayetlere göre Beni Esad kabilası tez geldiler, defnettiler. Mübarek cüthleleri ve salam verdiler olabilsin. olar Onlar daha evvel ziyaretçi sayılsınlar. Her neyse Taberi'nin dediğine göre Atiyel Ufi demiştir. Men Cabir ile birlikte geldik. Yani Cabir'in elinden tuturmuş. Çünkü Cabir koca almıştı. İki gözde iki gözden de aciz idi. Görmezdi hiçbir göz. Ebni da nakledir ki Muhtasar bir şekilde. Diğer Cabir geldi ama Atiyyanı da zikretmiyor, kaydetmiyor rivayetinde. Atiyyasız gelmişse Cabir özü yol görebilmiyor. Hiçbir yeri görebilmiyor. Nasıl ulaşabildi kabirlere? Sonra aynı rivayette İbn Tavuz tekkid eder ki Cabir İbni Abdillah el-Ansari... Usara'nı da yani tutsakları Hüseyin Aleyhisselam'ın ehlibeytini beytini görebildi Kerbala'da. İmadeddin-i Taberi, İmadeddin-i Taberi vefatına zamanlı 525 Hicri yili. Bu da kitabında, Beşaratul Mustafa adlı kitabında diri. Atiye bin Sa'd bin Junad el-Kufi'yil Cedeli dedi. Ne dedi? Ne dedi? ديدي خرجت مع جابر بن عبد الله الزائرين قبر الحسين جابر بن عبد الله الانصاري إلى لك حسين بن علي المبارك قبر زيارة تتمغى فلما وردنا ك وردنا كربلاء كربلاء ولا دنا جابر من شاطئ الفرات فاغتسل جابر فرات نهرنا نجرب اوردا ونهر دن غسلتي بمقدار qoq qitr öz əz e, üstünə öz əlbisəsinə vurdu. Ondan sonra mənə dedi: "Əlimi e, buraq." Çünki görmürdü. Əlimi buraq Hüseyn ibn Ali alayhis salamın mübarək qəbrü üzərinə. Ondan sonra əlini buraq, bırakı, əli buraq qıldıqdan sonra başları ağlamağa, hətta ki bayıldı. Və Atiye Al-Ufi diye bir kadar su saptım yüzüne Cabir bin Abdullah el-Ansari'nin teki ayındı. Aynınca İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı bu türlü seslemeye başladı. Ya Hüseyin, ya Hüseyin. Ondan sonra dedi, sen e, benim sevgilim sen, ben seni sevgilim, ben sevdiğim kimse sen, ben sevdiğim kimseyim. Nasıl bana cevap verirsen?" dey ondan sonra deyir va anə lakə bil cavab və qad şuhitə udajukə ala əzbanə və sənadə nasil cavab verə bilərsən və halki buğazlar yen boynun damarları sinəyin üzərinə tökülüb tü başı bədəndan ayrılıb nasıl mənə cavab verəcəksən ağlamağa başla çox ondan sonra bu ziyarəti oxumağa başla ha deyir وقد شحطت أولادك على اثباجك وفرق بين بدنك بين بدنك وراسك فاشهد انك ابن خاتم النبيين. من شهادة ويرم كسن بيغن بارن السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى اولاد الحسين ورحمه الله وبركاته. ساغلغلق قال سيف جلي